Üst üste aldığı iki mağlubiyet sonrası sıralamada 5. sıraya gerileyen Kırmızı Lacivertler kaybettiği puanların telafisi için hazırlıklara başladı. Perşembe günü Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Spor'la deplasmanda karşılaşacak olan Düzcespor bu mücadeleye mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Ligde zirve yarışını sürdüren takımların aynı haftalarda puan kaybetmesi Düzcespor'un zirveden kopmasını engellerken 24. haftada Aksaray Spor'la Bursa Yıldırım Spor karşı karşıya gelecek. Bu maçın sonucu Düzcespor'u yakından ilgilendiriyor. Ligin ilk yarısında sakatlanarak uzun bir sakatlık süreci geçiren Bulut Kaya ve Enver Ayıldız takımla idmanlara başladı. Takım kaptanı Enver'in sahadaki eksikliğini birçok maçta hisseden Kırmızı Lacivertler kaptanı tekrar yeşil sahalarda görmeyi bekliyor. Düzcespor için kilit futbolcu haline gelen Bulut Kaya ise ilk yarıda ciddi bir sakatlık geçirerek uzun bir tedavi sürecine girdi. Tedavisi sona eren Bulut Kaya takımla antrenmanlara başladı. Üçüncü lig dördüncü grupta Düzcespor'la birlikte zirve mücadelesi veren iddialı takımlar üst üste puan kayıpları ile sürpriz sonuçlar ortaya çıkardı. Bu puan kayıpları zirve takipçisi takımların arasındaki puan farkını korudu. Ligin 24. haftasında Aksaray Spor'la Bursa Yıldırım Spor karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleden çıkacak sonuç Düzcespor'u yakından ilgilendiriyor. Şu. Dün gerçekleştirdiği antrenman sonrası Oksijen TV mikrofonlarına açıklamalarda bulunan yeni teknik adam Osman Özdemir şu ifadelere yer verdi. Tabii ki bu hafta bir Urfa deplasmanı var. Karaköprü ile bir oyun oynayacağız. Onlar düşme hattından çıkmak istiyorlar. Biz yukarıya asılı kalmak istiyoruz. Yarışın içinde olmak istiyoruz. İki takım açısından da önemli bir maç. Puan kaybına tahammülümüz yok çünkü ligin boyu kısalıyor. Kısaldıkça da puanların değeri bir o kadar artıyor. Onun için bundan sonraki haftaları en az kayıpla atlatmak istiyoruz. Daha sonra içeride bir Yıldırım maçı olacak. Ama bana göre öncelikle şu Urfa'da alacağımız Karaköprü maçındaki netice olacak. Ama sabırlı olmak zorundayız. Yani çünkü bu yarış gerçekten son haftalara girildikçe zorlaşacak. Onun için hiç eksik oyuncu istemiyoruz. Sakat oyuncuların da bir an önce içimizde olması, takım içerisindeki rekabetin artması bize daha da iyi gelecek. İnşallah bunları kısa sürede atlatırız, hepsini aktif duruma getiririz oyuncuları.